Değerli izleyiciler, bugün ikinci dersimizde Osmanlıca'daki sesli harfleri göreceğiz. Malumunuz olduğu üzere Arapçamızda sesli harfleri göstermek için hareke kullanıyoruz. Üstün, esre ve ötre harekeleri Arapça harflere ses veriyor. Ancak Osmanlıca'da hareke yoktur. Bu temel bir prensiptir. Osmanlıca'daki sesleri biz 3 harf ile 3-4 harf ile gösteriyoruz. Bu harfler elif, vav ve ya harfleri. Bunlara ilave olarak güzel h dediğimiz harfimiz var. Bu harfler bize Arapçadaki harekelerin yaptığı işlevi Osmanlıca'da yapıyor. Şimdi sesli harflerimize gelelim. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü harflerini Osmanlıca'da biz nasıl yazıyoruz? Eğer kelime başında bulunuyorsa elif harfi, bildiğimiz elif harfi, bu kelimenin başında ise E şeklinde okunur. Kelimenin ortasında ise A şeklinde okunur. Veyahut elif üzerinde met olduğu zaman bu A şeklinde okunur. Örnek: ancak, ancak, ancak. Evet, elif üzerine met olduğu zaman ancak şeklinde okuyoruz. E'ye gelelim. E'de esmer. Esmer. Evet, burada elif E şeklinde okunuyor ve esmer şeklinde bunu okuyoruz. Ancak esmer. Yine burada belki bazı izleyicilerimiz için dikkatini çekmiştir. Sin harfini biz biraz uzun bir çizgi şeklinde yazdık. Arapçada sin bu şekilde yazıldığı gibi şu şekilde de yazmak mümkün. Dolayısıyla biz sin'i Osmanlıca'da bu şekilde yazıyor olacağız. Değerli izleyiciler, burada küçük bir anekdot söyleyelim. O da şudur: Osmanlıca yazısı hızlı yazmaya dayanan bir yazıdır. Yani yazı yazan katipler bir metni, bir emri, bir fermanı veyahut da herhangi bir kitabı hızlı yazmak zorundadır. Yani çok iş çıkarmak zorundadır. Dolayısıyla bu işi yaparken elini rahlenin üzerinden veya masanın üzerinden kaldırmaması gerekiyor. Yani elini şu şekilde koyduğu zaman bu şekilde hızlı hızlı yazması gerekiyor. Dolayısıyla bu yazı tarzı bu şekilde oluşmuştur. İlerleyen zamanımızda buna dair örnekleri daha açık bir şekilde göreceğiz. Şimdi gelelim I harfine. I harfi az önce söylediğimiz gibi şu ya harfi bize I ve İ harfini veriyor. Eliften sonra ya harfi geldiği zaman bu ya I veyahut İ olur.
Örnek verelim. Irmak. 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 İ'ye bir örnek verelim. İşçi. İşçi. Dikkat edin. Bunu Arapça olarak yazmak isteseydim direkt eliften sonra ş harfini ve şöyle bir şey yapabilirdim. İşçi. Bu şekilde yazmam gerekiyordu Arapçada. Ama Osmanlıca'da bu harekenin görevini buradaki ya harfi yerine getiriyor. Yani bu elif ve ya harfi i harfini bize i harfini veriyor. Yine burada ç harfi ile ya harfi birbirinin ardından gelmiş. Burası da çi çi oluyor. İşçi. Şöyle yapalım. İşçi. O harfine gelince, o harfi elif ve vav harfinden meydana geliyor. Eliften sonra vav geldiği zaman o harfini oluşturmuş oluyor. Örnek, oyun. Oyun. Elif ve vav ard arda geldi. Burada ya'dan sonra, ya harfinden sonra vav harfi geldi. Burada onu izah edeceğiz. Yani elif ve vav aynı zamanda o olabildiği gibi u da olabilir. Burada çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. O da şudur. Osmanlıca'da esas olan manadır. Eğer mana tutmuyorsa demek ki orada bir yanlış okumamız söz konusudur. Dolayısıyla manayı devamlı göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Oyun dedik. U harfine bir örnek verelim. Ü'den önce. Mesela ulu. 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 Şimdi gelelim Ö harfine. Ö harfi olması için elifin üzerinde hemzenin bulunması lazım. Ö, ince, bize ince ö'yü verecek. Bir örnek verelim. Yine aynı şekilde ö ve ü, aynı şekilde hemzeli elif ve ardından vav'ın gelmesiyle oluşuyor. Buna bir örnek verelim. Üç. Buraya da bir örnek verelim. Öz. Öz. Evet. İşte bu şekilde Arapçadaki harekelerin yapmış olduğu vazifeyi Osmanlıca'da elif, vav, ya harfleri yerine getiriyor. Bu güzel h hakkında söz söylemedik. Onunla ilgili de şunu söylememiz gerekiyor. Güzel h yine a ve e vazifesini görüyor.
güzel H, Elif gibi A ve E vazifesini görüyor. Bir örnek verelim. Hale. Kelime ortasında veyahut da kelimenin sonunda gelen H harfi, şu H harfi bize A veyahut da E şeklinde okumamız gerekiyor. Bir örnek daha verelim. Dede. Yumurta. Yumurta. Böyle olduğu zaman H harfi de E veyahut da A şeklinde okunmuş oluyor.